müziğe kelepçe vurulmaz. Çünkü biz polisi seviyoruz. Ülkemizde bizi koruyan polislerimizdir, askerlerimizdir. 3-4 Seninle çıkabilseydim, ah keşke. Elini tutabilseydim, ah keşke. Kafelerde, diskolarda, ah keşke. Belini sarabilseydim, ah keşke. Elimdeki sazım olsa, ah keşke. Doya doya çalsam seni, ah keşke. Kadehimden şarap ol. Ah keşke. Doya doya içsem seni. Ah keşke. Ahlı keşkem. İçebilseydim keşkem. Ahlı keşkem. Sevebilseydim keşke. Saçlarına boncuk taksam, ah keşke. Seni nazardan korusam, ah keşke. Mutluluktan uçardım ben, ah keşke. Sana bir kez dokunsam, ah keşke. Elimdeki sazım olsa, ah keşke. Doya doya çalsam seni, ah keşke. Kadehimden şarap olsan, ah keşke. Doya doya içsem seni, ah keşke. İçebilseydim keşke, ah keşke. Sevebilseydim keşke. O keşkemler gerçekten gerçek olsa, keşkemler niye olmasa? Bir ara düşündüm. Acaba İbrahim Tatlıses olmak çok mu zor? Onun cezası çok mu ağır? Bir düşündüm. Gece rüyama girdi. Eşi olacak. Tabii ki ağır dedi yani. Tabii ki ağır. Yapılan gerçekten hoş değil. Çünkü ben idamlık bir cezam yoktu ya. At avrat silah derler. Yani biz ayıp bir şey de yapmadık. Kokain da bulundurmadık. Eroin da bulundurmadık. Devleti de soymadık. Ülkeden de kaçmadık. Buradan bazı köşe yazarlarımıza, bazı gazeteci arkadaşlarımıza, ben hiçbir zaman elime o takıldığı zaman bayılmadım. Bayıldım anlamı biraz korkaklığa geliyor. Biz demirden korksaydık trene binmezdik. Biz devletimizi seviyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemiz insanlarını seviyoruz. Ülke içinde yapılan bazı eziyetlere de dur diyecek insanlar arıyoruz. İbo Show'da artık magazin programını kaldırdık. Çünkü bir kısım medya arkadaşlarımızla barış sağladık. Barış sağladığımız için onların peşine düşmeyeceğiz. Onlar yine bizim peşimize düşecekler. Efendim, mesela yazacaklar, çizecekler ama biz İbo Show'da yine sokakta sizlerden soracağız. Bunları soracağız. Yani böyle yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Hani herkes her şeyi göremez. Göremediği için o zaman bizim de millet olarak polisimize, askerimize, hakimimize, savcımıza yardımcı olmamız lazım. Yani görülmeyen şeyleri göstermek görevimiz. Her vatandaşın görevi, benim de görevim. Bir de
organize büromuz var. O organizeden, ses ajanstan beni bulabilirsiniz. Zaten gazetelerimizde, dergilerimizde onların telefonlarını da vereceğiz. Yani düğün, nişan, mişan bir şey varsa... Alo. Şimdi kim geliyor? Bülent Sarttaş! Kim geliyor? Cengiz Kurdoğlu! Ulan bu sürekli bizden büyük alkış alıyor, gıcık kapıyor ama. Ne zaman Cengiz Kurdoğlu... Niye abi böyle oluyor? Bu gizli bir hayranlık mıdır? Nedir yani? Gizli bir şey var. Gizli bir şey var. Şimdi sendeki İbrahim Tatlıses. Evet. Evet. Şimdi ne var? İbrahim Tatlıses. Cengiz'i gerçekten hepimiz çok seviyoruz. Bülent'i de fena değil yani, iyidir, idare eder. Şimdi biri Karadenizli. Ya biri Karadenizli. Karadeniz'in neresinden önemli ya? Karadenizli. Biri Elazığ denizli. Biri Urfa balığını gözü. Yani üçünün bir araya gelmesi enteresan. Bir tane de kızımız var, yeni bir kızımız var. Yeni bir kızımız. Onlar da desteklerini eksik etmeyecekler. İkisi de gerçekten. Kızımız çok meraklı, çok seviyor bu işi. Halk müziği okuyor. 3 senedir İdobay'da o böyle bir odası var. Yani bir odası var sanatçıların. O odadan çıkmadı abi. Oranın tozunu yuta 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 sonra bir kaset yaptı. Sibel Pamuk diyorum. Merhaba. Cengiz abimizden kızımızı alıyoruz. Gelin abi. Gel 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 gel. Sen dur orada dur. Dur. Pis herif. Dur orada. Gel. Gel Cengiz'im. Şimdi Bülent. Sen de mi yalan söylüyorsun artık? Ben de yalan söylüyorum abi. Puh pis herif. Ben kendimi yalancı diye ilan etmiştim, bir yalancı daha. Yalan diyor Serttaş. Hangi kalem yazar çektiklerimi, denizler mürekkep olsa yeter mi? Çözemedim seni ay ay, kırdım kalemi. Aşkın bu dilimde bir yalan oldu. Yalan, yalan, yalan. Sözlerim yalan. Yalan, yalan, yalan. Senin aşkın. Her şeyin yalan. Yıkıl, kahrol, çek git benim dünyamdan. Yarım dedim sana, can dedim sana,
en büyük darbeyi sen vurdun bana. Tuzaklar kurmuşsun ay ay gönül dünyama. Dilerim Allah'ımdan sen mutlu olma. Yalan, yalan, yalan. Sözlerim yalan. Yalan, yalan, yalan. Senin aşkın yalan. Yalan, yalan, yalan. Her şeyin yalan. Yıkıl, kahrol, çek git benim dünyamdan. Yalan, yalan, yalan. Sözleri. Al al size çaput verim. Ya bir yalan söyledi bu kadar terledi. Ya doğruları söylese? Vallahi billahi. Tarabya. Hani de. Money. Bu ma harfinin göbeğini kaldırmışlar yukarı, he gibi okuruyor. Halbuki göbeğini biraz aşağı çeksene. Moni de sahne alıyor. Her gece 3-4 masa geliyor. Anlat bakayım, kazımda ne durumda? Şu anda Tarabya gerçekten iyi. Yani Tarabya'nın uşakları iyi diyorsun yani. İyi. İşlerimiz maşallah abi. Sen neredesin? Ben palet birdeyim. Abi palet ikiye geçemedim. Ben her oradan geçtim, herkes masada abi. Tarabya'nın adeti o, yaş günü olan, evlilik yıl dönümü olan bize geliyor. Orada işte. Aslında bak oraları şey yapıyor, orası tam halk yeri, halkın istediği bir yer. Çünkü lüks bir otellere gitsen dünya para ödeyeceksin. Yani şimdi ben düğünü yapsam nerede yapacağım abi? Otelin birinde yapsam felekim şaşar. Giderim Cengiz Kurdoğlu'nun yanına. Kardeş, tek otu, çık otu, yak otu, yakalım. Şaşar, anlaşırız yani. Vallahi. Nereden baksan, nereden baksan 2-3 milyar param gider. Doğru mu? Ancak. Masaya da çıkar oynarsın. Oynayamazsın 5 yıl burada. Nasıl çıkar? Ya o da var. Evet o da var. Sosyete ya. Ayıp olur masanın üstüne çıkıp nasıl oynayacağım şimdi? Ya orada oynanıyor. Orada bir, orada bir bakıyorsan Cengiz bile çalıyor. Bir bakıyor ki bir şey. Mini etek. Kalıyor orada. Cengiz ama böyle diyor. Çünkü kız burada oynuyor biliyor musun sen? Vallahi. Denemeyin. Mustafa Bey. Dinliyorum, güzel konuşuyorsunuz. İşte düğünde oynayanlar nasıl oynuyor? Ork üzerinde çıkanlar, omuz üzerinde çıkanlar var. Esas onları görmedin sen. Nasıl yani omuzun üstüne? Cambaz oyunları var yeni. Allah biraz sonra yapacağız Mustafa'yla. Sibel. Merhaba. Merhaba. Hakan taşıyan iki. Hakan'ın dişisi. Şimdi efendim kendisi Sibel Pamuk. 3 senedir. Oynat. Kaset çalışması yapıyorum İdobay'da 3 senedir. Evet. Biraz da sesli. Kasetimiz birkaç gündür çıktı. Evet. Tabii. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şanslı batıyorlar. Buna başka firmalara gidiyorlar. Hepsi bülbül bülbül. Benimkiler hep böyle. Biraz konuşun. Onun aklını çağır ya. O da sensiz. Ben mi korkutmuşam? Onlar da düşün konuştuğum her türlü serbest değil mi burada? Aylar konuşamıyorlar değil mi? Aygı terbiyeden mi? Sen nasılsın? Sağ ol efendim. Abi vazgeçtik terbiyeden ama hala bir konuş. Aç kız kendini. Aç. Açıl. Bir, iki, üç, dört, beş. Nerelisin? Sivaslıyım. Sivaslısın. Bak daha Sivaslıyım dedi alkış alıyor. Daha kim bilir neler dese ne alkışlar alıyor. Be evladım. Hala eğitimini gördüğü Tegoti Çikoti şeyde fabrikasında çalışıyor. Yani müzik fabrikasında çalışıyor. Biliyorsunuz Al Yazmalım diye bir sinema filminden bir müzik vardı. Cahit Berkay'a ait. Sözlerini de babası yazdı. Peki bu nasıl oluştu Sibel? Bravo! Evet. Bravo! Alkış.
Görüşürüz. Anladık mı? Nasıl olmuştu onu anladık. Gel abi sen arada konuşmayacaksın. Al mikrofonu ver abi. Ver. Nalet gitsin gel. Gel. Allah cezanı verecek. Buradan sonra görüşürüz. Sibel Pamuk. Karım saydım, gelin sana yar olsaydım. Dağlarında karım
Gel, gel buraya o. Gönderir mi, otursun mu? Vallahi billahi gönderdiği sana var ya. Daha buyurun yok. Kolundan tuttum kimin? Pırt öbür taraftan çıkardım. Bilgisayarda yapmıyorlar mı? Duvarın öbür tarafa girirler, öbür tarafa çıkıyorlar. Otursun mu? Buyurun. Otur hadi, otur. Yeni yola çıktın. Yolda her şey var. Evet. Bak kelepçe var. Senin... her şey var. Kasetimde çok değerli isimler yer aldı. Cahit Berkay, Erdal Erzincan, Erkan Oğur, Erol Parlak. Sevgili Arif Sağ Hocama destekler için çok teşekkür ediyorum. Başta tabii İbrahim Tatlıses. Mikrofon üstü kapanı. Bir de hafif gerdaniye görünsün. şimdi kurdu oğlu. Ya komşu. Hangi dakikada kurdu öldü? Cengiz'in son kasetinde ben şimdi hepsini artık bundan sonra bundan iki programdır ben izlemiyordum. Yani herkes kafasına göre okuyordu. Artık bundan sonra kimse kafasına göre okumayacak. Çünkü ben de bir zevkim var abi, dinleme zevkim. Ben zevkime inanıyor musun, inanmıyor musun? Şimdi prodüktörler ticari düşünürler. Ben hem ticari hem de gönül bağından dolayı düşüneyim ya. A gel şimdi bak ağam. Hem ticarisi var burada. Gel o kafama bir harak koy. Gel o. Sana da söylüyorum buradan Sibel Hanım. Bakın şimdi eskiden TRT1'de çekimler olurdu. Sen de gittin mi hiç? Bu nedenlerdeki hangi kameranın üstü yanıysa oraya bak. Hangi kameranın üstü kırmızı yanıysa ben oraya. Ben mesela bazen tam dönüyorum ya, burada kırmızı söyleyip ben bu tarafa dönene kadar bakıyorum öbür kamerada. Şimdi Sibel de baktım onu takip ediyor. Dal olsaydım, dal olsaydım, dal olsaydım. Sen normal oku, onlar seni çeksinler. Sen de yani arada ay, kaçırma ha. Tamam. Bir noktaya. Evet, ağlaması ondan mı? Bir dinle. Dökmezdim böyle erip gitmezdim sevdim diye kandırdı ya yıllarımı harcadı ya ondan ağlamam ondan sevdim diye kandırdı ya yıllarımı harcadı ya ondan ağlamam ondan yandım ama ben ona değilim yandım yandım ama hasret edeyim sevda bitti oldu yalan canım dedim oldu yılan ondan ağlamam ondan duygular oynadı ya beni böyle anlattı ya aldandım
Gönlüm bunu hak etmiyor, bu dert beni kahrediyor. Ondan ağlamam ondan. Gönlüm bunu hak etmiyor, bu dert beni kahrediyor. Ondan ağlamam ondan. Yandım, yandım ama ben ona değil. Yandım, yandım ama hasrete değil. Sevda bitti oldu yan, canım dedim oldu yılan. Ondan ağlamam ondan. Duygularla oynadı ya, beni böyle ağlattı ya. Ondan bunlar var ya, bunlar ha, bunlar ha. Abu Cenk kurt mudur nedir ha, kurt oğlu ha. Abu buna oku muydu ha? Bak. Bak orada bir laf var, laf. Ne diyeyim, ne diyeyim? Orada diyor ki, canım dedim oldu yılan. Evet. Öyle mi? Hele o insanın canı dedikleri yılan olursa var ya, aman ya Rabbi. Aman onun böyle zehirini alacaksan. Aman aman. Ağustos ayında böyle güneşin önüne koyacaksan, o güneşin vücuduna da bal süreceksen. O sineklerin biri kaha bineğine. Ustam vardı, dedi ulan seni paranla almalı, taşla öldürmeli, ne demek istiyorum? Yani size para verip ben alacağım, taş da vuruyor alır senden. Şimdi, seni intizarı ondan mı abi bu, darbeden, darbe miydi yani? Yaşanmış tabii konular olmuştur bu yaşımıza kadar. Yaşımız da genç olmadığına göre. Yaşı... 50 falan değil herhalde yani, olsun olsun yani 33-34 şey midir yani bu sanki yaşım? Çok az abi. Nasıl çok az? Çok az. Baba vallahi başka göstermeyin. Yani üstüne kadava medava bir şey koysanıza bilmem. İbrahim ama abi, ben bir şey... genç durmuyor bu. He? Benden genç vallahi duruyor. Genç duruyor ya. Tamam. Hele bu resimler mesela... Bak görmedim ki o şimdi klip şey olsa klip diyorum, ne alakası klip. Evet. Şey CD. CD'de bir resimler var aynı. İbrahim Tatlıses böyle yandırmış. Şimdi... Ayşegül, sendeyiz. İboşoğlu Sokak Röportajlarından herkese merhabalar. Bu haftaki İboşoğlu Sokak Röportajlarımızı İstiklal Caddesi'nden gerçekleştireceğiz. Sokak Röportajları mı, magazin mi? Sokak Röportajı olursa halkın gerçek duygularını alırsınız. Neden? Birebir halkla görüşüyorsunuz yani magazinde, sürekli aynı şeyler. Sokak Röportajları çok keyifli. Toplumun sesini yansıtıyor. Kimisi iyi söylüyor, kimisi kötü söylüyor. Başımıza gidiyor. Sizce gazeteciler sanatçıların peşine bu kadar düşmeli mi? Hayır, düşmemeli. Kişinin kendi özel hayatı var. İnanmıyorum. Ben bu kadar yani bir insanın özel hayatına girilmez. Yani halk bunu istiyorsa, halk bunu izliyorsa mecburen gazeteci görevini yapacak bence. Biz onların sanatlarıyla ilgileniyoruz. Özel hayatları bizi asla ilgilendirmiyor yani. Hayır, etmemeli. Çünkü herkesin özel hayatı kendisini ilgilendiriyor. Örnekleri görüldü. Levent Kırca'da, İbrahim Tatlıses'te. Bir takım aile içinde huzursuzluklara yol açtılar. Adı üstünde özel. Tamam, bazı şeyler olur da reyting için de bu kadar abartılmamalı yani. Avrupa Birliği'ne girmekte olduğumuz şu günlerde bir sanatçıya kelepçe takılmasını doğru buluyor musunuz? Kesinlikle doğru bulmuyorum. Çok cahilce bir davranış. Hayır, yanlış. Eğer hata yapmışsa, kanuna karşı gelmişse bu çok normal bence. Takılmamalı hiç kimseye. Yanlış. Onlar topluma mal olmuş insanlardır. Bence o tür insanların kelepçe takılması söz konusu olamaz. Geri kalmış ülkelerde bu tip şeyler normaldir. Odanı kireç eyle, yüzünü güleç eyle. Derdinden verem oldum, gel bana ilaç eyle. Leyla'm, 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 Leyla'm. Leyla'mın bakışları ferman okur kaşlarım. Leyla bize gelmezsen aksın gözün ya.
taşlar Leyla. Bu Nuri dayımız var. Nuri dayı. Nuri değil yani. İyi yok. Hani var ya, hede yok cüm karnında bir nokta. Ya. Ne gülüyorsun lan? Ya oğlum, babam ben hocaya koydum da ezbeyi böyle öğrendik. Ebbesen eb, ebbiyese ip, ebbiye otur öp. Cümbesin cem, cümbe. Ya tabii melodili. Sen bilir misin beni? Sen nasıl öğrendin peki? Ben doğduğun zaman biliyordum zaten. Doğduğun zaman? Ananı karnına mı öğrettiler? Kişer, doğduğun zaman biliyordum diyor bunlar zaten. Bir de şey var. Heda yok cüm karnında bir nokta. Allah vere yanlış yok ya. Hocamız da derek uzundu böyle. Oturduğu yerden. Tık. 15 tane çocuğun arkasında oturuyorum. Gene kafama. Tık. Halbuki ben detone olmazdım yani çocukken bile. Hocam ben bu şey dedi değnekle buraya oturuyorum. Hep de çöp lep cüm cüm E şimdi sen bacını enişten kadar tanıyamam. Hocalar bak ya. Lan cüm cüm cüm. Çıt. Alo. Reklama benzetti bu. Merinos'cum hoş geldin canım. Hadi evlat. Hazır mıyız abi? Üzerime şiştiler. Kışı bitmez dallarım. Üzerime şiştiler. Kışı bitmez dallarım. Parça parça bölüştüler. Kışı bitmez dağlarımın. Parça parça bölüştüler. Kışı bitmez dağlarımın. Kötü bitmez bağlarımın. Teşekkürler. Abi yemin ediyorum sahneyi bununla açıyorum ben. Ha? Tarabya'da valla. Allah aşkına. Valla. Buraya gelip orada gelip arak içeceğim. Olmaz. Üç aylardayız. İçemem. Cengiz Kurdoğlu. Abim. Sen neredesin burada? Aha burada bir yerde de. Gel abi. Yeni resim olması lazım. Şimdi bunu görüyor musunuz abi? Gördünüz. Şimdi. Cengiz abi sen bu resmi nerede çektiğini ya biliyorsun ya da bilmiyorsun. Hı hı.
Sen bundan para alıyor musun? Hayır. Yani bir şey getirirler mi, verirler mi? Yok. Biz seni satıyoruz. Efendim sen bu akşam... Allah yerler be. Yani bu satılmıyor mu kardeşim? Bu da Cengiz Kurdoğlu değil mi? Bundan kaç para kazandıysa bu adama diyeyim sen kardeş seni bugün sattım. Ben 4 ekmek aldım, sen de 1 ekmek al çoluğuya çocuğa. Bunu diyen bir şerefli, bir haysiyetli, onurlu adam var mı? Yok. Peki. Buyurun abi otur, Allah razı olsun. Kelepçeyi bize takıyorlar. Gidin onlara takın onlara. Hak yiyenlere takın ha. Şimdi, buyurun abi. Bu Serttaş'ın resmi. Peki abi, sen bu resmi bir yerde çekti herhalde. Ya resim çekmeye gitti. Evet, kime çektik bilir misin bunu? Serdar Tural çekti. Peki, bu Serdar Tural'dan matbaacılar bu resmi alıyorlar. Mutlaka alıyorlardır. Ve bu resmi satıyorlar abi. Sen bu resimden para alıyorsan? Hayır abi. Bu nasıl olacak abi? Ya rap bana, hep bana, rap bana, hep bana, bu olmaz. Şimdi Serdar vermeyecek. Bu adamlar da alacak. Müsaadeyi gelip senden alacak. Kardeş bu resmini basıyorum. Çünkü içinde 100 tane resim çekiyor. 100 tanesi de güzel değil ki. 100 tane resmi dolup basıyorlar. Belki benim 100 tane içinde 50 tane resmim çirkin abi. Bu güzel insanlar niye benim çirkinliğimi görsünler abi? Onların her halini seviyoruz ama. He? Parayı onlara veriyorsun, bize vermiyorsun ama. Biz onları her halde seyyesisi. İtimizi çıkarttık. 3 gün sonra korsanı çıktı İbrahim abi. 3 gün sonra korsanı. O bu korsan hakkında da bir şey söyle bakayım bana. Onda söylenecek bir şey çok acı bir şey bu yani. Karanlık bir olay. Çıkarttık. Çok büyük emekler veriliyor buna. Evet. Çok büyük masraflar yapılıyor. 3. günü korsanı piyasada. Yani bu Mali Polis tahmin ediyorum ilgili. Mali Polis'te görev yapan bütün büyüklerimize oradan sesleniyoruz. Haklarımızı savunmak isteyen tabii insanlara sesleniyoruz. Yasalarımızın sağlıklı olması lazım. Çünkü yasalarımızın tabii sağlıklı ve cezalarımızın ağır olması lazım abi. Ağır olması lazım. Çünkü kaçakçılık başka şeye benzemez. Allah kimseyi kaçakçı etmesin çünkü hırsızlık işte. Evet. Daha bundan büyük bir şey yok. Dünyadan kötü şey hırsızlık. Bu resimler satılıyor abi. Benim de resmim var satılıyor. Yarın Sibel'in de satılacak. Kız Almanya'dan geldi. 5 kuruş parası yok. Mahvolmuş. Tahtanın üstünde yatayım. Bu adamlar satayım. Döşekte yatıyor. Allah cezası o döşek inşallah sizlere demirden oluyor Rabbi. Biraz önce Serdar Tural dedim. Bizim firmanın da değerli sanatçı kardeşlerimizle klip yönetmenliğini yapıyor. Resimleri Serdar kardeşim çekmemiş de suçlama olmasın onun için. Kimse, tamam bir sefer başkanım da... Tayyar kim? Tayyar Aşık Saçan? Uuu yandın Tayyar oğlum evladım. Sen mi bunları verdin dağıttın mı? Gel bakayım. Al gel abi gel gel. Serdar hareketli bir şey şimdi söyle Allah aşkına. Nazlı can gelin olmuş, bilmem ki kime gider. Nazlı can gelin olmuş, bilmem ki kime gider. El edersem ellisi, tel edersem tellisi. Sen gidersen tombul kız, gelir ince bellisi. Sen gidersen tombulum, gelir ince bellisi. El edersem ellisi, tel edersem tellisi. Sen gidersen tombulum, gelir ince bellisi. Sen gidersen tombul kız, gelir ince bellisi. Yazı yazdım taşına, şu Mardin'in başına le. Yazı yazdım taşına, Elazığ'da yar sevdim, kakkoş çıktı karşıma. Antep'te bir yar sevdim,
kalkmış çıktı karşıma. El edersem ellisi, tel edersem tellisi, sen gidersen tombul kız, gelirince bellisi. Sen gidersen tombulum, gelirince bellisi. El edersem ellisi, tel edersem tellisi, sen gidersen tombul kız, gelirince bellisi. Sen gidersen tombulum, gelirince bellisi. Çektiğim çile, sevdam benzer bir gülele, yeter çektiğim çile. Gelmesen de dert değil, gidersen güle güle. Gelmesen de dert değil, gidersen güle güle. El edersem ellisi, tel edersem tellisi, sen gidersen tombul, gelirince bellisi. El edersem ellisi, tel edersem tellisi, sen gidersen tombul kız, gelirince bellisi. Sen gidersen tombulum, gelirince bellisi. O finalden bir önce bir numaralar yaptı ya. Ora tamam, tamam. El edersem ellisi. Güzel. Güzel, alkışlıyoruz. Güzel. Güzel. Şimdi Sibel. Efendim. Bak, bizim çok sevdiğimiz bir türkü var. Ağlamak yok. Çünkü bu parça ağlatır. Ağlatır. Hem de ağlatır. Sibel konuşmaz ama ağlatır. Gel bakayım abi. Ağlamak yok. Başta kendime söyleyeyim de. Elvan elvan kokun gelir yavrum
İşte bu da böyle bir türkü, böyle bizi ağladan bir türkü. Ben dayanamıyorum, dayanamıyorum. Ya bir dayanabilsem. Şimdi diyorlar ki işte eline kelepçe takıldı ağladı. Ben ağlamadım, ağlamadım. Ben niye ağladım biliyor musunuz? O karabağın içinden geçerken arkadan sesler geliyordu. Türkiye seninle gurur duyuyor. Yani beni öyle o halde görmeleri onları çok üzdü. Ben biliyorum, inanıyorum. Ona dayanamayıp hafif şöyle bir gözlerim doldu ama kendi kendimi zorladım yani. Çok zorladım şimdiki kimin? Eskisi kimin? Ben beni bırakmayayım. Tutuyorum ya, tutmak mecburiyetindeyim. Zapt edeceğim. Zapt edemezsem yanarım evladım, yanarım. Merhaba. Ama sesi de hoş ha. Buğulu bir ses. Bu türküyü de güzel okumuşsun. Allah şansını açık etsin. Amin. Bizi ağlattın. Şimdi biraz neşelenelim bakalım. Dindirlenge dingi dandır, dinge dingi dandırlenge, gindirlenge. Ne oldu sana? Tutuldun be, tutuldun. Maşallah evladım, maşallah. Tam ağlatmadan sonra ne oldu? Yani illa sevgilin gelip burada oturacak mı? Oturmayacak abi, yasak. Hepsi burada be. Nerede hepsi? Bak bunlar hepsi. Bak ya. Bana bak. Bu seçimlerde adaylığını koy, kazanırsın. Çünkü siyasi bir tavırdı bu. Teşekkür ederim. Kim geliyor? Kim? Asena geliyor. Buyurun.
Aslında fena oynamıyor ha. Vallahi. Nasıl oynuyor? Güzel oynuyor. Peki şimdi Asena'nın böyle bir kaseti çıksa, oyun kaseti. Alır mısınız? Ben işime bakarım abi. Ben nasıl malı götüreceğim? Görüntülü ama. Görüntülü siz almayız diyor. Görüntülü de olur canım. Klip çektirir bir tane klip. Ortaya bir tane klip çektirir. Ya klip? CD-ROM var, CD-ROM. Niye benim? CD-ROM, ROM, ROM, CD-ROM. Ona sadece Asena diyorum. Evet, şimdi Cengiz Kurdoğlu. Aşkımsın sen. Tamam. Buyurun. İstersen beni de vur, vur da öyle git. Olur da bir gün beni terk edersen eğer, son defa kapımı çal, çal da öyle git. Gözlerim yaşla dolu, yüreğim sana hasret. İstersen beni de vur, vur da öyle git. Aşkımsın sen gecelerde, yüreğimde, bedenimde. Sevdan benle yaşayacak yüreğimde, sözlerimde. Aşkımsın. Tersine döner gidişin var ya, beni içten içe yıkar. Sen olmasan da hayalin bana yeter. Gözlerim yaş dolarsa yüreğim acı çeker. Yıkılır hayallerim, dünyam tersine döner. Gidişin var ya beni İçten içe yıkar. Sen olmasan da hayalin bana yeter.
aşkımsın sen. Nasıl buldun ama, çalayım mı bir şeyde? Dalaklarım şimdi, dalaklarım. Güzel değil mi Allah aşkına? Ver bakayım abi, bir Allah'ım var, bir de sen varsın, ver. Senden bir başkası haramdır bana. Sen benim günahım, benim duamsın. Acılarla dolu yanan dünyamda bir Allah'ım var, bir de sen varsın. Senden bir başkası haramdır bana. Sen benim varsın ha, benim için senden başkası yalan yalan, bir Allah'ım var, bir de sen varsın. Sensiz viraneyim, daha beterim. Ölümlü dünyada kime giderim? Diz çöküp önündeyim, yine derim. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın. Sensiz viraneyim, daha beterim. Ölümlü dünyada kime giderim? Diz çöküp önünde yemin ederim. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın. Seni düşünürken geçmiyor zaman. İçimdeki sevdan vermiyor ama. Benim için sen başkası yalan yalan, bir Allah'ım var, bir de sen varsın ha. Benim için senden başkası yalan yalan, bir Allah'ım var, bir de sen varsın. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın. İnsanın sevdiği öyle midir? Yani insana öyle midir yani? Tabii ki ilk başta her şey Allah için. Hatta böyle yazılar vardı. Bugün Allah için ne yaptın? Gerçekten insanlar biraz Allah için çalışmalı. Yani illa namaz kıl değil ha. Öyle bir şey yaparsın ki 10 sene namaza bedeldir. Ben belki biraz şeylik yapıyorum ama daha büyüklerimiz daha iyi bilirler.
Yani kimin ne zaman namazla kabul edildiği, kimin namazsız kabul edildiğini bir tek Allah bilir. Allah bilir. Allah'la kulun arasına da kimse giremez. Şimdi soruyoruz. Bugün Allah için ne yaptınız? Biliyorsunuz 3 aylardayız. Evet. Allah için ne yaptınız bugün? Bugün hiçbir şey yapamadık daha. Maalesef yapamadık. Allah'ı tanıdım. İbadet ediyoruz işte. Hiçbir şey yapamadık. Yapmayı düşünüyor musunuz? Bana bu saatten sonra da biraz zor olur. Hiçbir şey yapmadım. Özel bir şey yapmadım. Vallahi şu ana kadar hiçbir şey yapmadım. Dur bakalım bundan sonra. İyi ki hatırlattınız. Teşekkür ediyorum. İçinizden günah işlemek gelse ne yapardınız? Vallahi imkan oldukça işlememeye çalışıyorum. Günah işlemek içimden gelmiyor. Tövbekar oldu yapmadım. Cinayet işlerdim. Karım olsaydı karımı aldatırdım herhalde ama yok. Yapamaz. Düştüğü için oturup olayı yapamam. Yani yapmak istesek de yapamayız. Peki sevap işlemek isteseniz ne yapardınız? Fakirlere yardım ederiz. Fakire, düşkünlere yardım ederim. Öğrencilere yönelik bir şeyler yapardım. Daha çok eğitimle ilgili. İbaşov'un bu haftaki konukları arasında Sibel Pamuk var. Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Tanımıyorum kendisini. Sesini çok da beğeniyorum. Çok da seviyorum. Zaten kötü bir ses olsa kesinlikle yani İbrahim abi ona kaset yapmaz. Demek ki onda bir şeyler var ki İbrahim abi ona kaset yapmıştır. Tanıyorum kendisini. Beğenerek dinledim. Nasıl buluyorsunuz? Hoşuma gitti sesi. Güzeldi. Al Yazmalım diye bir klibi var. O da çok güzel. Ya beğeniyoruz, beğenerek izliyoruz. Bülent Serttaş'ı nasıl buluyorsunuz? Tarzını beğenmiyorum açıkçası. Benim o kadar fazla tarzım değil yani de. Kişilik olarak çok hoş bir insan. Tarzı da güzel. Nasıl buluyorsunuz Bülent Serttaş'ı? Güzel, sesi güzel. Onların değişik bir akım getirdiler. Bizim zamanımıza göre arabesk diye bir şey yoktu. Türk müziği vardı. Şimdi bilmiyorum valla. Bir Arap müziği, sözler Türkçe. Devam ediyor hayatım. Türk halk müziğine renk getirdi yani, iyi bir ses. İboşov'un bu haftaki konukları arasında Cengiz Kurtoğlu var, tanıyor musun? Evet tanıyorum. Nasıl buluyorsun peki? Müziklerini sürekli dinliyorum. Aslında hayranıyım. Cengiz Kurtoğlu'nu beğeniyoruz tabii ki. Ben gençliğimden beri yani sürekli liseden beri. Gençliğinizden beri. Evet. Artık o kadar fazla şey üretemiyor yani. Tek kelimeyle mükemmel. Çok severim, çok hoşuma gider. Temiz, düzgün arkadaş. İbrahim Tatlıses'e kelepçe takılması konusunda ne düşünüyorsunuz? İbrahim Bey herkesin bildiği, tanıdığı bir sanatçı. Bu şekilde lanse edilmesi bence halkı çok üzdü, çok yanlış. Kelepçe vurmasını da bence hiç doğru bulmuyorum. Ama suçluysa da bir şey diyemiyorum. Kelepçe takılmadan da götürülebilirdi. Selam söyleyin. Hiç böyle şeyi doğru bulmuyoruz. Teşekkür. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi İbrahim bana bir tokat vursa bir daha vur derim. Televizyona çıkayım diye. Onun için götürmüştüler. İnanın o vaziyette gördüğünüz zaman ben ağladım. Çok güzel reklam oldu. Belki de kendi istemiştir takım diye. Ya mantıksız ama takılmaması lazım da tabii. Bülent! Canım abim. Az önceki parça neydi? Alacağın kalmasın. İşte öyle git, alacağın kalmasın. Neyin varsa al götür, alacağın kalmasın. Çıkma sakın karşıma, yanaşma hiç yanıma. Bir çöp bile bırakma, alacağım kalmasın. Sevgini al gönlümden, uzaklaş git gözümden. Gölgeni çek üstümden, alacağım kalmasın. Helalleş.
işte öyle git, alacağın kalmasın, neyin varsa al götür, bende hakkın kalmasın. Bir şey kalmasın. Artık perdeyi kaldır, yıkık sahneyi, yok et bütün izleri, alacağım kalmasın. Çıkma sakın karşıma, yanaşma hiç yanıma, bir çöp bile bırakma, bende izin kalmasın. Sevgini al gönlümden, uzaklaş git gözümden, gölgeni çek üstümden, alacağın kalmasın. Helalleşte al götür, bende hakkın kalmasın. Helalleşte öyle git, kalacağın kalmasın. Neyin varsa al götür, bende bir şey kalmasın. Helalleşte vallahi benim vereceğim bir şeyim yok. Mahvolmuş durumdayım. İflas ettim. Bu duyurulu. Aynı zavallı. Ya Sibel nasılsın, iyi misin, ne var, ne yok? Peki ilk defa mı televizyona çıkıyorsun? İlk defa. Evet. Televizyona çıkıyorum. Peki senin bir şeyin de var burada, ne diyor? Kickbox. Ne? Kickbox mu? Kickbox. Nasıl yani, nedir o? Tekvando, karate, judo karışık. Yok, ben iyi adamsın, Allah var. Ben severim Sibel. Ben severim yani. Aldığınız çıkmış herhalde, bir de siz dövün bakın nasıl oluyor. Tarzan! İmdatçı oradan bir şey olursa şey diye. Ne dedi? Nasıl kulak var ya, kulak hiç duymaz bu kulağın senin. Hangi ne dedin sen? İmdatçıya var mı dedim. İmdat arabası var mı? Su yeter ona. İmdatçıya ne? Kim? Sen de mi böyle dedin? Abi yeni isim dedi, çıktı. Ambulans. İmdat. İmdat Sıhhiye. Tabii. Nasıl anlayalım abi bunu ya? Nereye yakın? Biliyorum abi. İmdat Sıhhiye. Bak ne anladın? İmdat Sıhhiye. Ne anladın? İmdat Sıhhiye. Ne anladın abi? Onlar dedi. İyi Sıhhiye var ya burada olmaz. Ya bir tane hep fazla olmasa ne olur? Şey yaşı kaçtır? Bu menopoz yaşı kaçtır? Allah şaşırdı kadın da öptü tamam, geldi. Erkek yok mu? Erkek namaz mı? Antropoz. 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 Antrenman. Antropoz. Gel bakayım Sibel. Göster bakayım abine. Allah evladım eyvah. Ay gel buraya dur, duruşa bak. Sen karışma. Ha, ben talebenim, öğret bana. Nasıl yapacağım? Evet. Tamam. Yani. Hayır. Hayır ona diyorum ya. Allah kızım evladım sen de her şeyi. Baştan baştan baştan. Bir tamam, öğret. Bir daha. Böyle yaptık. Evet.
kavgaya başladık. Yani kavga başlıyor. Evet. Ne yapayım? Seviyorum ben onu ama ya. Büyüklerime el kaldıramıyorum. Mesela ama diyelim ki dört tane karateci sana geliyoruz abi. Dört tane karateci, sen anladın. Tamam, anladım. Gelen geçen yolcu.
Ceren kasetinde çalan çok değerli bağlama ustaları var. Onları buradan alkışlayalım. Al gelin al olaydın, Selvi'yle al olaydın. Dur neresi? Al gelin. Ölen numaralar. Sen numara şey. Şimdi Cengiz kardeşime dedim ki bu gece gelip seni dinleyelim. Dedi ki ben pazartesi yokum. Seni dinleyelim dedim. Bülent o da dedi bu gece yokum. Cengiz dedi ki o zaman güzel bir şey yapalım. Balık buğulama. Allah buradan balık buğulamaya gidiyoruz evladım. Böyle limonu sıkacaklar üstüne, karabiber üstüne, ekşi içinde patates. Defne yapalım. Ya da limonu şişe doğrayacaklar böyle. Dilim tranş, dilim. Tranş. İçine atacaksın. O kendi içinde şeyini bırakacak bir bile onu alacaksın. Anlatma. He ciğer miyim ya? Bırakıyorum. Gel Cengiz Usta. Sadece yapıyorum. Evet hareket geliyor, hareket. Cengiz'de hareket. Fadime çemberinun çiçekleri karali. Alamaz seni benden ha bu köyün krali. Ha bu köyün krali. Oy oy Fadime. Gel otur konuşalım. Bizum bizume vursun. Bizum bizume vursun. Oy oy Fadime. Öyle bir sarılalım. Akan dereler dursun. Akan dereler dursun. Oy oy Fadime. Otur konuşalım, dizum dizume vursun, dizum dizume vursun. Oy oy Fadime, öyle bir sarılalım, akan dereler dursun, akan dereler dursun. Oy oy Fadime. Çıktım dağın üstüne yol bulup aşamadım. Fadime sevdam idi ona kavuşamadım. Ona kavuşamadım. Oy oy Fadime. Gel otur konuşalım. Bizum bizume vursun. Bizum bizume vursun. Oy oy Fadime. Öyle bir sarılalım. Akan dereler dursun. Akan dereler dursun. Oy oy Fadime. Otur konuşalım, bizum bizume vursun, bizum bizume vursun. Oy oy Fadime, öyle bir sarılalım, akan dereler dursun, akan dereler dursun. Oy oy Fadime.
İsmail'in parçası mı? Yani bir şey söyleyeyim mi? İlk defa, belki de ilk defa Cengiz Kurdoğlu kasetine bir tane Karadeniz parçası evet, koyuyor mu diyeyim. Çok, evet. İlk defa değil mi? Evet. Yani Karadenizlidir ama kısmet olmamış demek ki. Fakat lehçe mehçe halen aynı yerinde duruyor valla. Re yapalım. Re. Thank you.
başa.